Bir pilot son uçuşuna çıkarken ne hisseder? Geride kalan binlerce uçuş, gökyüzünde geçen koskoca bir ömür. Bugün kaptan pilot Cahit Taşbaş'ın misafiriyiz. Ertesi gün son seferine çıkacak. Önce Taşbaş kaptanın hikayesini birlikte dinliyoruz. ...1959 yılında İzmir Eşrefpaşa'da doğdum. Eşrefpaşalık da hoşuma gidiyor ya, bunu her yerde gururla söylüyorum. Ama Eşrefpaşa'nın böyle yahaneler kısmı var, biraz daha böyle şeydir, varoş bir yer diyebilirim. Orada doğduk. Ailem fakirdi. Biraz zor bir çocukluğum oldu ve arkasından da ortaokul son sınıfta 1973 yılında babamı kaybettim. Böyle olunca yatılı bir okul şart oldu bana. O da herkes söyler, ben çocukken pilot olmak istiyorum filan. Benim çok o kadar değil ya, biraz da mecburiyetten oldu. Yani bir yatılı okul olması benim için ideal bir şeydi. Hatta başka yatılı okulların da sınavlarına girmiştim. Sınıf öğretmenimiz var. O zamanlar onlardan böyle bir imza alınıyordu müracaat için. Ya dedi, senin torpilin filan var mı kardeşim? Havalisesine müracaat ediyorsun. Yok dedim. Ya seni almazlar dedi. Hiç boşuna uğraşma. Ya hocam sen imzala da biz girelim sınavlarına. Belki kazanırız dedim. Girdik sınavlarına. Bana önce şey geldi. Cevap geldi. Kazanamadınız, size başka yerlerde başarılar dileriz diye. Hiç çok da ne yalan söyleyeyim, o kadar çok da üzülmedim. Çünkü başka sınavlara girip oradan kurtulmak için mutlaka bir yatılı okul olması şarttı. Başka yatılı okulları kazandım. Pazartesi günü kayıt yaptıracağım. Cumartesi günü o zaman 3 tekerlekli motosikletler vardı. PTT'nin telgraf servisi. Cahit Taşbaş, benim telgrafınız var dedi. Aldık. Havalisesini kazandınız. Pazartesi günü gelin kayıt yaptırın. Bu nasıl şeydi? Yani bir önce kazanmadınız sonra... Meğer okulun taşınması söz konusuymuş. Demişler ki önce 60 kişi alalım. Sonra Genelkurmay demiş ki ya bizim o yıllarda subay ihtiyacımız mı azalacak 60? Okul taşınacaksa ha 60 kişiyle taşınmış ha 120 kişiyle taşınmış. Siz demiş yine 120 kişi alın. Ben meğer ilk 60'ın içerisine girmemişim. İkinci 60'ın içerisindeymişim. Dolayısıyla bizi aldılar. Bir yıl Çil'de okuduk. Amerikan binalarında. Dibimizde pist. Çil'in pisti. Vın vın uçaklar kalkıyor iniyor. Biz böyle ders arasında gider böyle seyrederdik uçakların kalkış inişini. Muazzam, yani önceden yoktu ama o zamanlardan itibaren muazzam bir aşk oldu. Yani uçma, bu uçağın içerisinde olmak müthiş bir şeydi o zamanlar, kendi içime yerleşti. Bir yıl okuduktan sonra İzmir diye biz yakınız, hafta sonu evci çıkıyoruz falan diye girmiştik. Bir yıl sonra dediler ki taşıyoruz Bursa'ya. Bursa Işıklar Asker Lisesi. Üniformaları da değiştirdik. Biz havacıyken bizi tuttular, karacı yaptılar. Neyse 2 yıl daha orada okuduk. Ondan sonra tekrar hava harp okulunun sınavlarına, muayenelerine daha doğrusu girdik. Kazandık. İşte harp okulunu okuduk 4 yıl. Harp okulu bitti. İşte o zaman A ve B devresi var. A devresi erken başlıyor uçuşa, B devresi geç başlıyor uçuşa. A devresi olmak için ikmale kalmaman lazım. Çalıştık A devresi olmak için. Bir muayene yaptılar. Muayenede burnumda deviasyon var diye beni uçuştan ayırdılar. Ama ameliyatta geçen bir şey. Dedim ben ameliyat olurum, ondan sonra tekrar devam edelim. Ama dediler sen sınıflandırmanı yap. Ameliyat olacağım, sen yap yap. Uçak bakımcı yaptılar beni. Bu arada gittim ameliyat oldum. Daha mezun olmadan. Ameliyatla geçen bir şey olduğu için arkasından tekrar kontrol muayenesini hakem hastaneye gittik. Aldık muayeneyi. Tabii ki devre kaybı. Yani A devresi değil de B devresiyle bu sefer uçağa başlamak durumda. Ama bu arada onay gelmesi aylar sürdü. Ve ben Gazi Emir'de Asubay Teknik Okullarda, Asubay Hazırlama Okulu'nda takım komutanı olarak teğmen. Bir de o sene zaten şey oldu, darbe oldu, 12 Eylül darbesi. Mezun olduk, bir hafta izin yapıp asubay adayların başında takım komutanı olarak yere başladık. Sanıyorum B devresi başlamadan hemen önce de benim onayım geldi işte. B devresiyle birlikte mezun olduk ondan sonra. Eğitimimizi Eskişehir'de yaptık. Her taraf uçak dolu tabii ki. Park ediyor uçaklara. Bizim uçakların bir kısmını 113. filonun açık penleri vardı. Oraya park ettirmişler. O zaman filolarda bir tane araba, o da klarans götürür, başka bir şey yapar filan. Uçtan geliyorsun, bir saat araba beklediğimiz oluyor. O 113. filonun arkasındaki penleri çok motor çalıştırdım orada veya durdurdum. Araba gelmediği için de gidip 113. filoya misafir oluyorduk. Sağ olsunlar o zaman gel gel diye bir şeyler iç bir şeyler filan diye bizi ağırlıyorlardı bizi gazinoda. O zaman bana muazzam bir 113 filo aşkı doğdu.
Harbi hazırlık eğitimine gittim Malatya'ya. Malatya'da da iki tane dediler, eğitim sonunda iki tane şey var. 113. filo var. O kadar istiyorum ki. Kulakları çınlasın, Turgut Eşiz bize kura çektiriyor. O da benimle dalga geçiyor. Sen dedi burada kalacaksın dedi. Ben dedim gidiyorum 113. file. Görürsün dedi. Sen dedi burada kalacaksın. Ben sana neler çektireceğim dedi. Bana karşı gelirsen almayacağım diye dedi. Neyse kurayı çekti. Bir arkadaş çekti benden önce 113. Bir tane kaldı. Ama hala kendime güveniyorum çekeceğim diye. Gittim çektim. Hiç açmadım. Turgut Eşiz'in önüne koydum. Aç dedim 113. 113. filo keşif filosu. Bir hareket yapılacaksa önce gider 113. filo hedefin fotoğrafını çeker, tespitini yapar. Özel görevler yaptık 113. filoda. Hakikaten çok değerli işler başardık diyeyim. Yurt dışından döndükten sonra İncirlik üssüne bir tayinim çıktı. Ben giderken mecbur hizmet yoktu. Ben oradayken dönmeme yakın tekrar mecbur hizmet çıkartıldı. Ama bana kısa bir dönem, 3-5 ay gibi kısa bir dönem tutuyordu. Tabii ki o yıl ayrılmayı düşünüyoruz mecbur hizmet falan bittikten sonra. Emekli olacağım. Pegasus'un pilot alımı var. İzin aldım, geldim İstanbul'a. İncirlik'teyim ben o sırada. İncirlik'te, İncirlik'inde bu arada ilk D-Dent başkanı da benim. Üs oldu ve D-Dent Değerlendirme Denetleme Başkanlığı kuruldu. Onun da ilk komutanı benim, ilk D-Dent başkanı benim. İstanbul'a geldim, Pegasus'un seçmelerine katıldım, simülatöre girdim. Başarılı geçti, Ocak başlarında. Bana dedi ki, gel katıl. Tamam, seçildim. Ben dedim katılamam. Daha 15-20 gün neyse bir mecbur hizmetim var. Ya git rapor al bir şey yap. Dedim 20 gün için 15 gün için kendime şerefsiz dedirtmem dedim. Biz de senin için kursu erteleyemeyiz dediler tabii ki doğal olarak. Giremedik Pegasus'a. Sonra ayrıldım. Ayrıldıktan sonra bir abilerimiz rahmetli Şener Koltuk vasıtasıyla kargo şirketine girdik. Ama biz 3 tane yurt dışından dönüp ayrılmış pilotuz. Diğer ikisi kurmay, ben kurmay olmam var ama onlarla beraber ben de yurt dışından gelmişim. Rahmet oldu galiba İlhan Kılıç. O zaman şirket sahibine demiş ki sen bizim yurt dışından dönen pilotlarımızı aldın. Biz de yer dersindeyiz, daha sınav falan oluyoruz o gün. Bir kağıt geldi, bir eve göndermişler. Atıldınız. daha yeni başladık. Yer dersi göre sınav alacağız. Attılar bizi o şirketten. İşte baskı yüzünden. O yılda terörist başını yakaladılar ve Türkiye'ye getirdiler. Her tarafta işte terörist eylem olacak diye bütün turizm baltalandı. Şirketler ağlıyor, personel çıkartıyor, bırak personel almayı. Antalya'da yeni bir şirket kurulduğunu duydum. Filo komutanlarımdan bir tanesi Ahmet Ata, orada baş pilot. Hemen aradım. Dedim, hocam ya boştayım. Varsa alımınız. Ben de gittim. Ya dedi, daha önce söyleseydin olurdu ama şimdi biz aldık. Birisini çıkartıp seni alamam. Neyse. Bu arada Türk Havalarından tip eğitimi alıyorlar. Onu öğrendim. Dedim ki ben de katılabilir miyim bu tip eğitimine? Ya dedi, biz sürü para veriyoruz. Öyle bu hatır gönül işi değil. Parayla yapılan bir iş. Senin için dedi o kadar parayı nasıl verin? Ya ben dedim resmi olarak kayıtlara geçsem bir şey demiyorum. Ben katıl, bu Boeing piyasada uçan ciddi bir uçak yani. Çünkü gideri olan bir uçak yani. Kendim için gideyim, öğrenmiş olurum dedim uçağa. Öyle olabilir dedi. Ben gittim, bütün derslerine katıldım, hepsine. İstisnasız. Bütün derslerine baştan sonuna kadar katıldım. En sonunda sınav yaptılar. İşte sınava gelen pilot diyor, ya bana dedi 6 kişi dediler dedi, siz 7 kişisiniz dedi. Ben dedim fazladan kendimi denemek için giriyorum. Bütün şeye girdim. Bir de sınavını da olup kendimi denemek istiyorum dedim. Tamam dedi. Sınavı da oldum. Sonra simülatöre başladılar. Dedim onu da seyredebilir miyim? O kadar da değil dediler. Simülatöre giremedim. Yeni başlamışlar zaten. Bir telefon geldi gece Ahmet Ata'dan. Yarın sabah simülatörüm var. Şurada ol, simülatör eğitim merkezi. Dedim nasıl? Çok konuşma. Sabah dedi orada ol. Eğitim alan pilotlardan bir tanesi ayrılmış. Şimdi ya o para yanacak ya da onun yerine birisi koyulacak. Herhangi birisi olmaz. Bunu Türk Havaları kabul et. Böyle bir şey olur mu? Ama demişler şey var, oraya her gün o derslere girip en sonunda sınavda olan bir kişi var. O olabilir yani, onu kabul ederiz. Ya insan bazen şansını kendisi de yaratıyor diyebilirim yani. O şekilde ben o Antalya'daki o şirkete girdim. Bir sezon uçtuk ama sezon sonunda şirket kötü gitmeye başladı. Niyetini belli etti. İşte para vermeyecek, maaşlar ödenmeyecek. Biz hatta dediler ki izin istiyorsanız gidin.
burada durmak zorunda değilsiniz. Ben de bir hafta izin alıp İstanbul'a gelmiştim. Hafta sonuydu. Kulakları çınlasın. Birol Banger kaptan, o zaman Pegasus'un baş pilotu. Telefon etti bana. Ne haber? İyiyim. Pazartesi günü gel, derse başla. Hayda. Daha öbür şirketten ayrılmamış. Neyse, hakikaten gittik o esnada, o bir haftalık izinde şirkette farklılık eğitimlerini gördük. Arkasında Pegasus'a böyle bir maceralı başlangıcımız oldu. Evet. Ne zamandır Pegasus'tasın filan diyor. Dedim ki bir arkadaşım, geçtiğimiz yüzyıl katıldım. Yalan değil, 1999'da katıldım. 24-25 yıl hatta, 24,5 yıl Pegasus'ta görev yaptım. Çağrıldım bir ara, hem de yöneticiyken Pegasus'ta. Muhtemelen öbür şirkete de yönetici pozisyonunu da çağırdı ama hiç müracaatım yokken. Çok aktiftim. 9 yıl kadar genel müdür yardımcılığı yaptım, eğitimden sorumlu. Amerika'da fuar vardı. Amerika'daki fuara katıldım. Hemen hemen her yıl çok şeyler gördüm orada. Hatta bir tanesinde işte Pegasus'un ilk aldığı simülatörü gördüm. Firmanın genel müdürüyle konuştum. Pegasus bana böyle bir görev vermemesine rağmen dedim ki, siz bizimle ortak yapar mısınız bunu? Adam gülümsüz, üretici satarız. Bu arkasından bakmayız. Sonra geldim Sertaç Bey, o zaman ona dedim ki, ya biz böyle bir şey buldum, simülatör firması buldum. Sertaç Bey nasıl filan dedi. Dedim %50-%50 ortaklık yapalım. Hani ben de kendime güvenemiyorum. Çünkü eğitimin yanında bir de başıma böyle bir simülatör saracağım. Teknik konular çok fazla anlamam. Kendim de yani cesaret edemiyorum aslında. Ya. Gidelim alalım diyemiyorum tek başımıza. Konuş bakalım sen dedi. Konuştuk. Simülatörün CEO'su bana mail attı. Dedi, ciddi misiniz ya? Bu ciddi düşünüyor musunuz bu konuyu? Evet dedim, ciddi düşünüyoruz. Gel git, gel git. Aldık. İlk simülatörümüzü aldık. Arkasından Airbus'a geçiş başladı. Boeing filosu. Pilotlar olarak da zaten ilk başta karşı çıktık. Boeing var, Boeing'de devam edelim. Ama tabii ki işin ticari boyutu var, başka boyutlar var. Airbus'a karar verildi. Ve o zaman müthiş sansasyon yapan 100 uçak siparişi verildi. Şansı kendiniz yaratacaksınız. Kendiniz gidip kendinize donanım koyacaksınız. Üniversitede, başka bir yerde lisans yaparak, lisans üstü yaparak, masterlar yaparak, başka alan yaparak filan gibi. Yani kendi üstünüze kendiniz koyacaksınız. Ya bunu yapsam da ne olur demeyeceksiniz. Az önce anlattığım olay. Yani ben evde de oturabilirdim. Evde otursaydım, o Boeing kursuna gitmemiş olsaydım, evde otursaydım, belki 1-2 yıl iş bulamayacaktım. 1-2 yıl dışarıda kalacaktım. Şu anda 21.300 saat uçuşum var. Hesapladık geçen gün uçuşta arkadaşımla beraber. 2,5 yıl yapıyor. Yani bu saat bazen kimseye bir şey, rakam bir şey ifade etmiyor ama şöyle söyleyeyim. Yani buradan kalktınız, 2,5 yıl dünyanın etrafında dolaştınız ve 2,5 yıl sonra indiniz. Bu. 21.300 uçuş saati bu. Bu arada kendimi de özellikle hava yolunda şanslı hissediyorum. Artık son uçuşum herhalde. Bu havada da bir şey olmaz. Şimşek çarpmayan, hemen hemen yıldırım çarpmayan pilot yok gibidir hemen neredeyse. Ama bana hiç çarpmadı. Çok ciddi boyutlarda bir kaza geçirmedim. Arızalar falan oldu ama ciddi böyle bir şey geçirmedim. İlk başlarda söylemiştim, havalisesine başladığım zaman. Evet, ben de havalisesine girerken böyle pilot olacağım falan diye hakikaten öyle girdim. Ama girdiğim günden itibaren o uçakların kalkışı böyle damarlarımıza işledi. Pilot olmak tam başka bir şey düşünemiyorduk yani. Tabii ki hava kuvvetlerinde çok değişik yerlerde görevler yaptık. Hava kuvvetlerin bu arada ben 113. filoda uçarken aynı zamanda irtibat pilotuydum. T-33 uçaklarıyla eğitimim vardı. Eskişehir'deki 1. Taktik Hava Kuvvet Komutanlığı'nda görevli generallerle çok sağa sola gittim. Kuvvet komutanları bir defa değişir değişmez ilk iş Balıkesir, Bandırma, Allah rahmet eylesin, Tahsin Arısan, ben, ya o ya ben, ya Ünal Derya vardı. O üçümüzden biri biner T-33'le bir yere götürürdük. Rahmetli Tahsin Arısan da havacılığı, uçmayı çok seven bir insandı. Bir arkadaşımız bir defasında dedi ki, ya biz profesyoneliz dedi, biz paramıza bakarız filan. Ben de sadece o değil, ben şu anda o kadar hüzünlüyüm ki o uçağa bir daha binemeyeceğim diye. 24 yılın sonuna geldik. Jübile uçuşuyla yarın dükkanı kapatacağız.
ve Cahit Taşbaş Kaptan'ın veda uçuşu için Sabiha Gökçen Havalimanı'ndayız. PC-2184 sefer sayılı uçuş ile İzmir'e gidip geleceğiz. Seferin özel konukları kızı Merve Taşbaş, iki torunu ve yakın arkadaşları. Uçağa geçerken Pegasus'un efsane kaptanlarından Orhan Tamer organizasyonunda torunların ellerine özel pankartlar veriliyor. Cahit Taşbaş uçaktan inip bizleri karşılıyor. Hatıra fotoğraflar çektiriliyor. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ardından uçağa yolcular gelmeye başlıyor. Taşbaş kaptan onları kapıda karşılıyor. Yolcular yerlerini aldıktan sonra kapı kapanıyor. Her uçuş öncesinde yapılan anons bu sefer farklı bir anlam taşıyor. Hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar, hoş geldiniz. Ben Kaptan Cahit Taşbaş. Bugünkü uçuşumuzu diğer kaptan arkadaşım Kerim Topçuoğlu ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Bu benim son uçuşum. Şirketimizin güzel bir uygulaması var. Son uçuşta nereye uçmak istersiniz diye emekli olan kaptanlarımıza soruyor. Bana da sordular. İzmir'i tercih ettim. Çünkü evimde 3 kupa var benim. Bunlar arkadaşlarım der ki bunlar seni özetleyen kupalar. Bir tanesi üzerinde İzmir vardır. Çünkü İzmirliyim. İkincisinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk var. Çünkü Mustafa Kemal'in askeriyim. Üçüncüsünde de Fenerbahçe var. Fenerbahçeliyim. Sabiha Gökçen'den havalanıp yaklaşık bir saatlik uçuşumuza başlıyoruz. Torunlar dedelerin son uçuşlarına katılmaktan mutlu. İzmir'e iniyoruz. Kaptan pilot yolcularını uğurluyor. Hemen hazırlıklar tamamlanıyor, dönüş seferinin yolcuları uçağa alınmaya başlanıyor. Kalkıştan sonra Orhan Tamer de çok duygusal bir anons yapıyor. Sonrasında da gözyaşlarını tutamıyor. Yeni hayatında sana sağlık, mutluluk ve huzur dolu günler dileriz. Her zaman gökyüzünde bir yıldız gibi parlayacaksın dostum. Hepinize tekrar Cahit Kaptanımız ve harika ekibi adına iyi uçuşlar diliyor. Harika katılımınız için çok teşekkür ediyoruz. Hiç eksilmeyin ve hiç eksik olmayınız. Sevgilerimizle efendim, sağ olun. İstanbul'a geliyoruz. Son inişle birlikte uçuş apronda tamamlanıyor. Cahit Taşbaş'ın farklı yerlerden gelen arkadaşları onu apronda çiçeklerle karşılıyor. Pilot odasına geçiyoruz. Güzel bir pasta hazırlanmış. Bir sürprizde eski hocası Memduh Kayışbudak'tan. 40 yıllık dostu Ümit Vural ise Eskişehir'de başlayan dostluklarını ölümsüzleştirecek bir plaket veriyor. Taşbaş kaptan veda ederken pilot brevesini çıkartıp havacılığa çok meraklı torunu Efe'ye veriyor. Gözler yaşlı ama tatlı bir tebessüm herkesin yüzünde. Cahit Taşbaş bundan sonraki yaşantısında yine havacılığa hizmet verecek. Simülatör eğitmeni olarak pilotlara tecrübelerini aktaracak, genç pilotları yetiştirecek.